Hoş geldiniz saygıdeğer hayvanseverler. Bin adamındayım. Hayvanların temel ihtiyacını nasıl karşılıyorum diye soranlar oluyor. Biliyorsunuz bu hayvanların ister istemez eşelenmeye ihtiyacı vardır. Bir banyo yapmaya ihtiyacı var. Her hafta ya da günlük olmasa da her hafta düzenli olarak hayvanlara şu şekilde banyo yaptırıyorum. Sonra bu kasaları geri toprakların üstünü örtüyorum. Şimdi mesela tavuklar banyolarını yapıyor, topraktan biraz yem yiyor. Çünkü ben bir hafta boyunca o toprağa muhabbet kuş yemi, bir de ayrıyeten buğday bırakıp arada suluyorum, çimleniyor. Çimlendiği zaman, bıraktığım zaman önce düzenliyorlar, böyle bir yeşilliklerini yiyip tüketiyorlar. Ardından da toprakları eşeleyip bir güzel yiyorlar. Şimdi bu hayvanlar gittikten sonra sırada şu tavşanlarda olacak. Hepsi bellidir, alışmışlar. İlk öncelikle tavuklar, sonra horoz, sonra tavşanlar. Ondan sonra benim de tek işim kalıyor. Toplayacağım toprakları. Geri kasanın içine bırakıp üstüne kasaya bırakacağım. Çünkü en azından ben burada temizlik yapacağım zaman, şu an zaten temizlik yapıyorum. Burayı temizledim komple. Temizlik yaparken ayak altında dolaşmıyorlar. Tamam, yine iş çıkarıyorlar bana ama olsun. İhtiyaçlarını bile karşılasınlar da başka bir şey istemiyorum. Şu an zaten bir tanesi oturmuş yarım saattir. Herhangi bir şekilde kalkmıyor. Zaten bakın, yem de bıraktım. Güzel bir şekilde tüketiyorlar. Birazdan görürsünüz. Diyeceğim de şu an yiyorlar zaten. Maşallah, güzel bir şekilde yesinler. Ayrıca bunlara vitamin de veriyorum, ustaların bu hayvanlara. Ama sürekli vitamin vermiyorum. Çünkü alışmasınlar, her şeye hazır haline, yemleri önlerinde, sular önlerinde değil. Biraz eşelensinler, streslerini atsınlar, kendileri de toparlansınlar. Sizlerden ricam ustalarım, yorum kısmına bol bol yorum atmanız, beğenip abone olmanız. Bari keşfete düşelim. Çünkü çok kişi şikayet ediyor doğru düzgün bilgiler aktardığım için. Yalan yanlış konuşmadığım için. Şimdiden desteklerinizi esirgemeniz sizlerden ricam. Kalın sağlıcakla.